Hücremiz kompakt bir yapıda. Sağınıza koyduktan sonra enerjisini ve hava girişlerini bağladıktan sonra sisteminiz çalışmaya hazırdır. Artık başka orası bir kaynak istasyonu oldu. Kesinlikle. Nereye koyarsın? Daha fazla bir uğraşmanızı, setuplar yapmanızı, uzun uzun işler yapmanızı hiç gerek yok. Bu videonun altına bir yorum bırakın. Bu yorumlar arasında yapacağımız bir çekiliş sonucunda da bir kişiye Froyus'un Fazor 1000 Plus kaynak maskesini hediye etmiş olacağız. Herkese merhaba. Bugün Valve olarak Froyus'un İstanbul'daki tesisini ziyaret ettik. Onlara konuk olduk. Yanımızda Murat Beyler var. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler sizler. Sağ olun, teşekkürler. Sizi tanıyalım, pozisyonunuzu tanıyalım. Merhabalar. İsmim Murat. Froyus İstanbul'da otomasyon ve sistem mühendisi olarak çalışmaktayım. Şimdi bizim daha önceden izlediğiniz videolarda olduğu gibi bizler daha çok hep böyle manuel kaynaklarda size bir şeyler gösterdik. Robot otomasyon kısmı endüstrisi zaten çok farklı bir sektör. Evet. En son fuar videomuzu izlediyseniz Almanya Essen'de bu kobot hücresinin biz de başındaydık. Burada da çok ilginç içerikler çıkarabileceğimizi düşündük. Almanya'da da konuşuyorduk zaten. Dedik ki buna özel bir bölüm yapalım. Çünkü bu da sizin anladığım kadarıyla son bir yıldır böyle sektörde yavaş yavaş konumlandırmaya çalıştığınız bir ürün. Dolayısıyla bunun biraz daha detayını çekeriz. Valve toplumuna tanıtırız istemiştik. Peki ben şöyle bir soru soracağım. Kobot, bunun açılımı kolaboratif robot. Evet, kolaboratif robot yani ne anlamalıyız? İşbirlikçi anlamına gelir. Hı-hı. Evet, yani olay insanla birlikte çalışmasını bize söylüyor. Yani daha güvenli bir durum. Diğer robotlar gibi yüksek hızlarda ve yüksek torklarda değil. Siz dokunduğunuzda bunu algılayıp kendini safety duruma çekiyor ve sizden uzaklaşıyor. Bu sistemlerde o yüzden kolaboratif robot çok popülerleşti kaynak sektöründe son yıllarda. Doğru. Ve kaynak dışında diğer sektörlerde çok çok kullanılmaktadır. Şimdi bu kobota bir torç bağlanmış bir ekipman. Evet. Değil mi? Kobot dediğimiz zaman aslında şurada bizim eksenini gördüğümüz bu kolu. Şu beyaz kısmı anlamamız gerekiyor. Hiç bilmeyen, daha önce bunlarla karşılaşmamış arkadaşlarımız olabilir, öğrenciler izliyor olabilir. O yüzden detayını vermek istedim. Bu bahsettiğimiz şu beyaz kol yapısına biz kobot diyoruz. Belirli bir eksende çalışıyor, belirli bir uzaklıkta çalışabiliyor. Mesela bu kobotlarla işte ambalaj endüstrisinde de kullanılabilir. Bir şeyleri bir yerden taşımak alır. Aklınıza gelebilecek herhangi bir sektörü kullanılabiliyor. Birçok robot markası kolaboratif robotlar çıkardı. Evet. Biz Fano CRX modelini kullanıyoruz burada. Gerçekten kolay kullanım, kolay programlama, hızlı devreye alma ve uzun süre bakım onarım gerektirmeyen bir robottur kendisi. Murat'ın altını çizdiği gibi aslında robotik uygulamada yani robot kaynağı, robot otomasyon dediğimizde anladığımız başka kollar var. Onlar tamamen robot olarak adlandırdığımız, onların hücreleri, sistemleri, her şeyi farklı. Bu insanla beraber çalışabilir, insanın yönlendirmesiyle ve daha güvenli bir şekilde çalışabilir dediğimiz için kobot olarak kısaltılmış. Bugün asıl bizim merak ettiğimiz konu ise kobota bağlı. Şimdi burada bir kaynak makinesi, bir torç sistemi var ve bununla ekstra neler yapılabiliyor? Kaynak sektöründe hangi ihtiyaçları tamamlayabiliyor? Biraz bunun üzerinden geçmek istedik. Peki şimdi Murat hemen sana şunu soralım. Bugün burada bazı uygulamalar da yapacağız. Evet. Siz bunu şu anda endüstride nerelerde konumlandırıyorsunuz? Buna ihtiyacı olan sektörler, iş yapıları, iş kolları neler? Sürekli otomotiv gibi binlerce aynı parça yapan müşterilerden ziyade haftalık veya aylık veya günlük farklı fikstürlere ihtiyaç duyan müşterilere gönderiyoruz. Ve kolay programlama, örneğin daha önceden robot bilgisi daha az olan müşterilerimiz bunları daha çok tercih ediyor. Çünkü üzerlerindeki tuşlarıyla çok hızlı bir şekilde devreye alabilirsiniz. Özel bir kurulum gerektirmiyor. Fişe takıp çalıştırabiliyoruz. Aslında bunda bir operatör ihtiyacımız var. Tabii ki. Yani şimdi zaten operatörün yönlendirmesiyle yaptığımız bir şey. Ama ben kendim açımdan şu şekilde sadeleştiriyorum. Bu operatör arkadaşımızın çok derin bir işte yazılım, robot kullanma bilgisine sahip olmasına gerek yok. Kesinlikle.
Piyasada bildiğiniz üzere donanımlı insan bulmak gerçekten zorlaştı. Bu evet. yüzden herhangi bir operatörü çok küçük bir eğitimle yani bunu program yaptırabiliriz. Hiç bilmeyen bir operatöre ne kadar, kaç günlük bir eğitimle bununla belirli bir parçada çalışmaya başlayabilir? Hani gerçekten en fazla yarım gün yeterli olacak. Yarım günde. Enteresan. Bu kadar hızlı bir şekilde bunu uygulayabiliyor olmamız. Bu arada bu bahsettiği uygulamanın bir kısmını biz de burada şimdi demo olarak göstereceğiz. Burada aynı zamanda bir hücreye bağlanmış. Freud zaten bunu hücre diyor. Bu hücrenin de bazı ek özellikleri var. Bunları da merak ediyoruz. Ne gibi özellikleri var? Siz bunu nasıl özelleştirdiniz? Hücremiz kompakt bir yapıda. Sağınıza koyduktan sonra enerjisini ve hava girişlerini bağladıktan sonra sistemimiz çalışmaya hazırdır. Artık başka orası bir kaynak istasyonu oldu. Kesinlikle. Nereye koyarsın? Daha fazla bir uğraşmanızı, setuplar yapmanızı, uzun uzun işler yapmanızı hiç gerek yok. Daha sonra sistemimizin ekipmanlarından bahsedebilirim. Pozisyonlarımız var. Senkron kaynak yapabilirsiniz. Dairesel kaynak yapabilirsiniz. Füme dediğimiz havalandırma sistemimizle birlikte dumanı kendi içine emer. Fabrikada ekstra bir davlanmaz ihtiyacınız olmaz. Çünkü kaynak operasyonu başladığı anda bu da kalkıyor anladığım kadarıyla. Buradaki kapılar da açılıp kapanabiliyor. Aslında siz burayı tamamen böyle havalanmaz bir ortam haline getiriyorsunuz. Ve kaynak esnasında otomatik olarak kendi havalandırma sistemini çalıştırıyor. Kaynak başladığı zaman yukarıda gördüğünüz üzere yanındaki boşluklardan dumanı emebiliyor kendisi. Kapak kalktığında buradaki ekranımızdan izleyebiliriz kaynağı. Burada kullandığınız bir tezgah var. Bu tezgahın bir özelliği var mı? Bu denmeler tezgah diye adlandırdığımız bu tezgah kolay fikstürleme aparatları ile birlikte parçanızı çok hızlı şekilde fikstürleyebilirsiniz burada. Bu hücreyle beraber yani bunlar opsiyonel falan değil. Sizin bir şekilde çözüm sunduğunuz paketin içerisinde. Tabii ki de bir kaynak makinesi var. Kaynak makinesinin nerede durduğunu, hücrenin içerisinde nasıl konumlandırdığını şu anda size gösteriyoruz. Burada kullanılması gereken kaynak makinesi ne? Üzerinde ne var şu anda? Burada üzerinde TPSI dediğimiz bizim intelligent makinelerimiz bulunmaktadır. İhtiyaca göre akımını, gücünü değiştirebildiğimiz makinelerdir. Örneğin 600 amperlik bir ihtiyacınız varsa 600'lük bir makine kullanabiliriz. Şu anlık 400 olarak da göndermekteyiz. Ve ek olarak şu an üzerinde bulunduğu gibi bizim eşi benzeri olmayan dediğimiz CMT teknolojimiz var üzerinde. CMT ne demek? CMT Cold Metal Transfer. Yani CMT yazıyor. CMT. Biz onu CMT olarak okuyoruz. Cold Metal Transfer ne demek? Yani soğuk metal transferi anlamında yüksek hızlarda kaynak yapmamıza sağlayan bir sistemdir. Şu an patenti bize ait olup rakiplerimizde bulunmamaktadır diyebiliriz. Biz aslında bu konuya daha önce hiç giremedik ama böyle soğuk kaynak ne? Biz soğuk kaynak uygulamanın duyuyoruz, ediyoruz diyenler aslında CMT teknolojisinden bahsediyoruz. Buna dair özel bir video ayrıca çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Belki sizle beraber böyle bir videoda gerçekleştirmiş oluruz. Dolayısıyla üzerindeki şu anda torç, CMT torcu. Evet. CMT torçtan ziyade aslında üzerindeki CMT donanımı diyebiliriz. Yani hangi tür parçalar burada kaynak yapılabilir, hangi tür endüstrilerin ihtiyacı olabilir? Bunları zaten konuştuk. Farklı uygulamalarda da gösteririz. Şimdi nasıl bir kaynak uygulaması yapacağız? Şu an burada bir köşe kaynağı yapacağız. Burada asıl amacımız hani kobot ile bu kaynağı ne kadar hızlı, ne kadar basit bir şekilde yaptığımızı göstermek istiyorum ben. Evet, burada operatör parçayı sabitledikten sonra artık çok kolay bir şekilde programlama yapabilir. Örnek olarak biz burada bir köşe kaynağı aparatı koyduk ve basit bir köşe kaynağı yapacağız. Paslanma silikle birlikte. Sabitledikten sonra pendant üzerinden program oluşturuyoruz. Yine program açıyoruz. Artık gerisi robotla birlikte size kalmış. Operatör geliyor ve robotun üzerinde bulunan Deadman sevicindeki tuşa bir kere basıyor. Artık robotumuz bizde. Rahat bir şekilde oynatıyoruz. Bir tane güvenli havada bir nokta bırakıyoruz ve arkadaki bir tuşla o noktayı robota tanımlıyoruz, öğretmiş oluyoruz. Daha sonra kaynak başlangıç noktasına geliyoruz. Getirdik köşeye. Gördüğünüz üzere tam köşede. Ve tekrar kaynak başlangıç noktasına robotu getirdikten sonra arkadaki tuşa tekrar uzun süre bastığımızda burasının kaynak noktasını belirtiyoruz. Tekrar alıyoruz robotu. Bitiş noktasına getiriyoruz. Tekrar aynı tuşa basılı tuttuğumuzda artık kaynak bitiş noktamızı bize verdi. Murat, yani bu benim anladığım şimdi klasik robot kaynağı, robot uygulamalarından farklı olarak burada herhangi bir şekilde senin elinde bir tablet şu anda ben görmedim. Yok, buraya bir yazılım, bir kod girmedin. Manuel bir şekilde kolaboratif robotu çektin, parçada referans noktalarını belirttin. Evet. Tamam. Yani bunu tekrar altını çizmek istedik. Biz burada bütün referans noktalarını manuel bir şekilde tanıtıyoruz. Evet, daha sonra tekrar aldık robotumuzu ve güvenli noktaya çıkardık, kaydettik ve bitti. Şu an köşe kaynağını yapabiliyoruz. Gördüğünüz üzere en fazla bir dakika sürdü, sürmedi. Bu aslında bu kadar kolay. Şimdi örneğin test modunu çalıştırayım, hemen anlayacaksınız.
şu anda bahsettiğin şekilde iki nokta arasında, sadece iki nokta mı? Evet, sadece iki nokta. İki nokta arasında ilerliyor. Bu kadar basit. Evet, gördüğünüz üzere kaynağımızı yaptık. Artık operatör tekrar parçayı söküp yeni parça bağlayabilir. Gördüğünüz üzere ne kadar kolay bir programlama yaptık. İsterseniz gelin birlikte yapalım. Aslında bunu hiç bilmeyen birisi olarak ben de dediler ki Burçin sen de madem hiç bilmiyorsun sen de buraya rahatça bir şekilde parçayı bağlayabilirsin. Dolayısıyla ben de denemek istiyorum. Şimdi yeni parçayı ben bağlayacağım. Şimdi havadayız. Bir tane referans noktası belirlemek açısından geldim. Üstteki tuşa bir defa bastım. Evet. Şimdi başlangıç noktasına gidebiliriz. Şimdi kaynak başlangıç noktasına geliyorum. Tam böyle bir köşe 45 evet, noktasına güzel. Geldim. Şimdi uzun basıyorum. Burayı artık tanıttım. Evet. Şimdi çıkıyorum buradan. Geldim yine köşeye rahat bir şekilde yerleştim. Tam da köşeye şu an teli değdirdim. Burayı da tanıttım. Artık çıkıyorum. Evet. Şimdi tekrar bir defa bastım. Artık bütün referans noktalarımı tanıtmış oldum. Aynen öyle. Tamam. Şimdi yaptığım referans noktaları nasıl geziyor onu izleyelim. Noktalarımızı yazdıktan sonra PandaNet üzerinden onaylıyoruz. Daha sonra programımız bitmiştir. Şimdi yaptığınız noktalara robotu gönderiyoruz. Evet, size son olarak da bizim VireSense özelliğimizi göstermek istiyorum. VireSense, kaynak telini sensör olarak kullanma prensibiyle çalışmaktadır. Hı hı. Ne işe yarıyor? VireSense'de ne? VireSense'in iki tane güzel özelliği var. Bir tanesi köşe algılama, diğeri yükseklik algılama özellikleri. Hı hı. Şimdi size ikisini birlikte göstereceğim. İlk adım olarak 1 mm'lik iki tane paslanmaz parçamız var. Hı. Ve bindirme kaynağı yapacağız. Şu an çalıştırıyorum. Geliyor, bir referans buluyor. Evet, şu an başlangıç noktasını tarıyoruz. Yani büyük bir tarama yaptım görsel olarak. Bitiş noktasını tarıyoruz. Ve o yüksekliği tespit ediyor. Evet. Tamam. Peki bu tararken benim telin ucunda gördüğüm böyle bir küçük bir ark gibi olan şey ne? Neyi temsil ediyor? Bu kaynak telinin şaseye saniyede 100-140 Hz aralığında vurmasından gelen bir şey. Hmm. Burada bir gerilim değişkenliği var. Bu gerilimi bu gerilim farkından yararlanarak istimal ediyor. Hiçbir şey değiştirmeden sadece başlangıç noktasını böyle hafif bir kaydırdım. Bakın hiç başka bir şey yapmıyorum. Eğer ola ki operatör parçayı kaydırırsa. Evet. Şimdi geliyor tekrar baştan taradı. Dedi ki yükseklikler farklı bir yerde değişiyor. Evet. Şu an gördüğünüz gibi başlangıç bitiş noktalarını tekrar buldu ve programı tekrar düzenledi. Hmm, anladım. Tekrar o belirlediğin hat hizasında köşe kaynağını yaparak işlemi tamamladı. Evet. Tamam, süper. Bunu anladık. Diğeri neydi? Diğeri yükseklik algılama. Onu da şimdi hiçbir şey değiştirmeden şöyle göstereceğim size. Tamam. Gayet basit bir şekilde. Örneğin şu an parçamızın kalınlığı 1 mm. Ben bunun arasına 2 plaka daha koyarak şu an yüksekliğimizi 3'e çıkartıyorum. Ve programsal olarak da robota belirttim. Dedim ki eğer 1 mm'den yüksek bir kaynak gelirse hızımızı değiştirelim. Farklı bir kaynak parametresi kullanırım.
Evet, o köşe dolguda yapacağı kaynak evet. işlemi değişir çünkü. Bu sayede parçamızın rework'e gitmesini engelleyebiliriz. Dedi ki artık yeni yükseklikleri evet, bunlar. Evet, şu an yeni yükseklik buldu ve ben burada dedim ki eğer parçamız 1 milimden yüksekse kaynak hızımızı değiştirelim. Farklı bir parametre kullanırım. Gördüğünüz gibi az önce hızımız daha hızlıydı. Hiçbir şey yapmadım. Aynı programı kullandım ve hızımızı yavaşlattım. Bu sayede aradaki boşluğu doldurmak için bir şansımız oldu. Anladım. Şimdi doldura doldura gidiyor evet. gibi. Evet, ona göre. Veya tam tersi olsaydı, parça kalınlığı uzatsaydı o zaman evet. da diyecektik ki daha hızlı bir şekilde buraya evet. geçmem lazım. O değişkenleri kaynak deli sayesinde bulabiliyoruz. Çok güzel. Fuarda buna bu kadar yakından ilgilenme fırsatı bulamamıştık Esen'de. Şu anda Murat'la beraber bunun demosunu yapmak harika oldu bizim için de. Murat, ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Güzel, hızlı, özet bir çalışma oldu. Bizim de dediğim gibi böyle bir uygulamada ilk kez bir deneyimimiz var. Zaten bu sistemi bizim atölyemize getirip çekme ihtimalimiz şu an için yoktu. Çok feasible olmazdı. O yüzden biz de İstanbul'da Frosch'u ziyaret edip burada yerinde görmüş olduk. Bu arada bir fuardan bahsediyordunuz. Evet, şöyle söyleyebilirim. Merak edenler için ve gerçekten yerinde görmek isteyenler için sizleri 20-23 Aralık tarihleri arasında robot yatırımları zirvesine bekliyoruz. Hı hı. Ya bunun detaylı bilgisini bizimle şu anda bir görsel olarak vermiş olalım. Eğer merak edenler varsa daha detaylı bilgi Murat Beylerden evet. orada olabilirler. Bunu götürüyorsunuz olduğu gibi. Evet. Tamam. Daha detaylı bir şekilde inceleme fırsatı bulunur. Murat Bey bize bir tane de maske verdi. Yine böyle bazen yılda bir kez Frosch videolarında gerçekleştiriyoruz. Bu da yılın son kapanış videosu olsun. Bir yeni yıl hediyesi olsun topluluğumuz adına. Bu videonun altına bir yorum bırakın. Sormak istedikleriniz olabilir veya bize dair bir eleştiriniz olabilir. Bildiğiniz bir bilgiyi diğerlerine aktarma fırsatı gerçekleştirmiş olursunuz. Bu yorumlar arasında yapacağımız bir çekiliş sonucunda da bir kişiye Frosch'un Fazor 1000 Plus kaynak maskesini hediye etmiş olacağız. Her şey için teşekkür ediyoruz. Teşekkür Çok sağ olun. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.